Ağlamayın. Senin niye kaçıp gittiğini biliyorum artık. Ben kaçmadım, sadece gittim. Ezzet bana bu gece her şeyi anlattı. Nasıl bu kadar kör olabildi? Hiçbir şey. Nejat'la konuşuyorduk. Ben de ne konuştuğunuzu sordum zaten. Niye panikledin? Yok. Nejat. Eskilerden konuşuyorduk öyle. Zaman da çabuk geçiyor. Çok şey birikmişti. Sen niye ayaktasın? Hiç, uyuyamadım. Canım tatlı bir şeyler çekti. Bakayım dolapta neler var. İnkar etmeyin. Neden bakıyorsun öyle? Ne yalan uyduracağını mı düşünüyorsun? Ben Nejat'a durumumuzdan bahsettim. Burada kalmasını rica ettim. Neden böyle bir şey istiyorsun ondan? Nejat'ın özgürlüğü zapt edilemez ki. Ben arzu ettiğimi söyledim. Yazık. Acı ona. Kırma kanatlarını. Uzak diyarları maceracısız bırakma. Sen bakma anneme. Boş ver. Yüreğinin götürdüğü yere git yine. Ama ne yapayım? O öyle mutlu. Bencillik etme sen de. Bunu düşün olur mu? Hadi yatalım artık. Ben bahçeye çıkıp biraz hava alacağım. Peki. Allah rahatlık versin. Ben kimseye yalvarmadım. Sadece durumumuzdan bahsettim. Buna muhtaç değiliz biz. Bugüne kadar nasıl idare ettiysek bundan sonra da edebiliriz. Kendi adıma söyleyeyim, ben kalmasını hiç istemiyorum. Başımızın çaresine bakarız. Hem kimseden hayatını değiştirmesini isteyemezsin. Böyle bir şeye hakkın yok. Bizim hayatımız da yakında değişebilir Sülal'cığım. Durum hiç de senin sandığın gibi değil. Sana belli etmemeye çalışıyorum ama gittikçe kötüye gidiyoruz. Çok zor durumdayız. Nejat'a gerçekten ihtiyacımız var.
tanışın. Maşallah maşallah canım, canım. Çok güzeldi. Ah melek gibi canım benim. Efsane yardımcı. Kusura bakmayın bebeğe bakmaktan. Merhaba. Necat oğlum sevdin mi bebeği? Adı ne? Zülal. Adıyla yaşar inşallah. Amin. Abla bak. Kusura. Zülal Sara. Canım benim. Kucağıma değil mi? Daha çok küçük. Büyüyünce alırsın. Tamam mı? Oo, asma yüzünü öyle. Büyüyünce beraber oynayacaksınız. Abilik yapacaksın sen ona. Koruyacaksın, kollayacaksın. Çok seveceksin değil mi Zülal'i? Çok tür yok bizim bahçede. Bir tane var. O da sensin. Kendin belgeselsin. İyi geceler. İyi geceler. Çok yoruldu dün, uyusun iyice. Oho, Necat çoktan kalktı da gitti bile. Nereye? Sahile indi, yürüyecekmiş. Ödüm patladı, döndü zannettim. Hadi kızım, sen de ayakta durma da otur da oku. Günaydın. Günaydın. İyi uyumuşum. Dün gece geç yattınız galiba, ayak seslerini duydum. Necat'tır, bahçeye çıkmıştı. Dün gece konuştum. Anlattım. Her şey mi? O kadarına cesaret edemedim. Zülal'i söyledim sadece. Ne dedi? Şok oldu çocuk. Rahatlamıştır ama. Bilemiyorum. Söylemekle iyi mi ettim, kötü mü ettim onu? Ne oldu Melek? Günaydın. Günaydın. Niye duruyorsun sen orada? Fahri Bey'in vefat ilanı çıkmış gazetede, onu gösterecektim. Günaydın.
değerli varlığımız eşsiz insan Fahri Ekinci'nin vefatı nedeniyle büyük acımızı paylaşan bütün dost ve yakınlarımıza teşekkür ederiz. Belkıs Nüket Ekinci. Necat'ı yazmamışlar. Ne kadın. Sen gidip simit alsana fırından. Tamam. Necat'a da bakarım sahilde. Bulursam alır kahvaltıya getiririm. Sormadı ama duymadı galiba. Fazileyim abi? Lütfen. Abi sen o musun? Hani gazetede çıkan maceracı. Olsun değil mi abi? Biz arkadaşla çok benzettik seni. Hatta ben iddiaya girdim. Mehmet! Kazandım oğlum, oymuş. Hoş geldin abi kahvemize. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba abi, saygılar. Merhaba. Sizin gibi yazar çizer takımı çok gelir oraya. Ben zaten buralıyım. Bu mahallede büyüdüm. Öyle mi? Ya. Sen bizden eskisin o zaman. Senin gezdiğin yerlerde var mıydı böyle güzellikler? Yok vallahi. Abi senin işin çok güzel ya. Hani böyle hep geziyorsun falan. Biz burada çakılı kaldık. Şu çınardan farkımız kalmadı, inan. Çınarın yerinde olabilmek için neler var lazım. Ait olmadığım bir yerde başıboş dolaşmaktansa ait olduğum bir yerde kök salmak gibisi var mı? İşte seni içi beni yakar diyorsun. Ya. O zaman müsaadenizle fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii. Teşekkür ederim. Aa, günaydın. Günaydın. Otur. Evdekiler kahvaltıya bekliyor. Hadi sen de gel. Peki, hesap. Tamam abi, bizim ikramımız. Olur mu ya? Olur olur. Bir daha geldiğinde alırız söz. Peki, sağ ol. Yine bekleriz. İyi günler. İyi günler. Güle güle. Ünlüsün bakıyorum. Ya, sorma. Versene parça. Hayır, olmaz. Sonra evde kahvaltı etmezsin. Feride teyze sana küser. Küçük bir parça. Bir ara ben de birkaç tane fotoğrafını çekeceğim, haberin olsun. Tamam. Bir de röportaj rica edeceğim. Dönem ödevi için. Hazırlık olur. Sahi, sen ne okuyordun? Aşk olsun. İletişim dedin ya. Doğru, haklısın. Pardon. Bir de fotoğraflarıma bakarsın, fikrini söylersin. Memnuniyetle. Gerçi makinem çok fonksiyonel değil ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte. Önce bir ne çektiğine bakalım. Sonra iyi mi kötü mü karar veririz. Su kalmamış. Koysaydı. Koydum tabii. Bir saattir kaynıyor tabii. Siz oturun isterseniz. Yok canım, çocuklar gelsin, hep birlikte otururuz. Günaydın. 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 Herkes erkenci bugün. Ha, senin için öyle, uykucu. Necat da kalkmış. Sahile inmiş. Kahvaltı etmemişsiniz. Melek simit getirecek, onu bekliyoruz. Necat da aşağıda herhalde, onu alıp gelecek. Ben arayayım o zaman Melek'i, pastaneden tatlı bir şeyler alsın. Yok, tatlı çöreğimiz var, arama şimdi. Ah, geldiler. Ayı önde, fotoğraf.
fotoğrafçı arkada koşturuyorlar. Tabii biz de seyrediyoruz onları. Ben hemen bastım deklanşörü. Günaydın. Günaydın. Neredesiniz siz ya? Sahilde buldum Necati. Acıktık, sizi bekliyoruz. Geldik işte. Günaydın. Günaydın. Oo, nefis kahvaltı. Teyzeciğim. İyi uyudun mu? Sen şu simitleri koy artık oturalım hadi. Yolda soğudular, fırında ısıtayım biraz. Ben de portakal sıkayım size. Hı hı. Bak şimdi tam oturacağız. Çok gecikmeyeceğiz, söz. Al şunu da. Sen nereye? Ellerimi yıkayıp geliyorum. Kızlar. Biber de közdeyim madem. Necat sever. Bak şimdi canım çekti demiyor da.